Hoca bir daha bekliyoruz seni. Vaziyet öyle gösteriyor. Çünkü burada bir tuhaflık olmuş. Fazla anlatmama gerek yok. Tanıyanımız tanıyor kendisini. Üniversitemizin kurulma aşamasından itibaren gerçek bir sanat ve sosyal bilimler fakültesi elemanı olarak hem sanatta uzman hem sosyal bilimlerin birçok dallarında uzman, çok disiplini bünyesinde barındıran ender kişilerden biri olarak tanıdım kendisini. Hasan Bülent Hoca 2010 yazına girerken kötü bir haberle yanıma geldi. Ben başka bir üniversiteye geçiyorum. Çok cazip bir teklif aldım. Ama kendisi bizi kırmadı. Bu dönem boyunca da derslerini vermeye devam etti. O ayrı bir teşekkür sebebidir. Benim dekan olarak kendisine. Bugün de rica ettik. Bu bir veda konuşması falan değil. Ama kendisini her zaman dinlemekten zevk duyacağız. Ara sıra gelip böyle kendisini hatırlatırsa çok müteşekkir olacağız. Zaten Sabancı Üniversitesi'nin diğer kurumlarında da çeşitli görevleri hala devam ediyor. Bunların arasında başında müze yönetim kurulu geliyor. Dolayısıyla aramızda birisi, aramızda kalmaya devam etmesini umuyorum. Hasan Hoca, seni çağırıyorum konuşma için. Sabancı Üniversitesi'nin benim için ne kadar çok şey ifade ettiğini söyleyerek başlayayım sözlerime. Aşağı yukarı şöyle veya böyle 15 yıla yakın bir zamanı burada geçirdim. Bir insanın hayatında 15 yıl neredeyse tasavvur edemeyeceği kadar önemli bir zaman parçası. Buradan ileriye baktığım zaman önümdeki bir 15 yılın tahayyülünü gerçekleştirmem mümkün değil. Tasavvur etmem ondan bile zor. Ama insan geride bir 15 yıl bıraktığı vakit bunun önemini, anlamını farklı bir açıdan da olsa anlıyor. Sabancı Üniversitesi'nde kaldığım süre zarfında her zaman çok mutlu oldum. Bugün de benim için bir başka mutluluk vesilesi. Tabii dekanımız Profesör Mehmet Baç'a çok teşekkür ediyorum. Güzel sözleri için ayrıca. Ben de bu üniversitenin çatısı altında bulunmaktan ne kadar mutlu olduğumu belirttiğim için bundan sonra da gelip gideceğim. Zaten hayatta, akademik hayatta en önemli sevinçlerden birisi insanın kendi yaptığını kendisinden sonra gelenlere devretmesidir. Major Works of Cinema diye bir ders ben burada yıllarca verdim. Şimdi onu daha önce birlikte verdiğim arkadaşlar veriyor. Ben de o dersin eksik olmasınlar, kabul gösterdiler. Bir parçası olacağım. Dolayısıyla bu dönemde gelip gidip yine o dersin bazı bölümlerini anlatacağım. Ayrıca da burada bıraktığım büyük bir arkadaşlık ve dostluk var. Ona uzak kalmam, uzak düşmem söz konusu değil. Bugün bir konuşma yapmam gerektiği vakit burada ne üstünde konuşayım diye düşündüm. Son zamanlarda üzerinde çalıştığım bir konuyu aktarmamın daha doğru olacağını varsaydım. Bu bir büyük çalışmanın küçük bir sunumu, bir anlamda mekan ve demokrasi ilişkisi. Böyle bir konuyu seçmemin nedeni anlaşılabilir. Dünya yeni bir çağa girmiş durumda. Twitter'lar, internetler, sanal alem, sanal dünya bugün hepimizi geçmişle mukayese edilmeyecek ölçüde etkiliyor, hatta belirliyor. Bir takım devrimler etrafımızda cereyan ediyor. Bu devrimlerin de bu gelişmelerin bir sonucu olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla teknolojik politikaların üstünden de demokrasinin gelişme hakkında bir şeyler söylenebilirdi ama ben demokrasi-mekan ilişkisini bir parça bu bağlamda ele alacağım. Antonio Negri, Insurgencies isimli kitabının ilk cümlesinde demokrasiden söz etmek, kurucu güçten söz etmektir der. Demokratik bilinci ve demokrasiyi kabul etmiş bir entelektüel tercih için bu doğru bir yargıdır. Demokrasi pratiğinin tarihselliği açısından da bütünüyle doğru bir yargı bu. Üzerinde söylenecek neredeyse hiçbir şey yok. Çünkü
demokrasi Abbasiyed'in ilk kez tanımladığı kurucu gücün oluşmasındaki temel dinamiktir ve kurucu güç aynı zamanda anayasa tartışmalarının da en önemli kavramlarından birisini meydana getiriyor. Gene son dönem düşünürlerinin en dikkate değerlerinden birisi olan Giorgio Agamben henüz şu günlerde yayınlanmış bir makalesinde demokrasiyi iki temel fonksiyon etrafında tanımlıyor. O da öncelikle demokrasi siyasal gövdenin, siyasal bünyenin, yapının kurucusudur diyor. İkincisi Agamben'e göre demokrasi bir yönetim, yönetme, bir governing biçimidir. Bir adım daha ileri giderek Agamben demokrasiyi iktidarı meşrulaştıran bir yapı olarak tanımlıyor. İşte bugün etrafımızda cereyan eden ülkelerdeki tartışmada iktidarın meşruiyetiyle ilişkili bir tartışmadır. Nedeni iş başına gelmiş olanların yeteri kadar olumlu karşılanan, onaylanan bir demokratik süreçten geçmemiş olmasıdır. Bu nasıl teşekkür ediyor? Aslında ihmal edilir ama demokrasinin bir matematiği vardır. Demokrasinin gerçekleşebilmesi için en az iki kişinin olması gerekir ama bu yetmez. Aslında demokrasinin gerçekleşmesi çoğunluk kararına bağlı ise, bunun aranması ise demokrasi, en az üç kişiye ihtiyaç duyulur. İki kişinin kararı belli bir yönde, belli bir doğrultuda olacak. Üçüncü kişi bunun dışında kalacaktır. Eğer üç kişinin de anlaşamaması halinde, çok küçük bir sayı olduğu için anlaşamaması halinde ortaya çıkan durum bir demokratik aporya, bir demokratik çıkmaz olacaktır. Ama en azından kabul edilebilir sınırlar içinde demokratik çoğunluğun oluşabilmesi için en az üç kişi mevcudiyeti şart. Aynı şekilde üzerinde karar verilecek olgunun da bir tek seçenekten oluşması yeterli değildir. Yani bir tek konu var, onu seçelim diye bir mantık, bir muhakeme söz konusu olmayacağına göre özneler açısından nasıl üç kişi olması gerekiyorsa nesneler açısından da en az üzerinde karar verilecek, tartışma yapılacak iki olgunun, iki nesnenin mevcudiyeti şarttır. Peki bu nasıl olacak? Bunun olabilmesi için öznelerin, yurttaşların, insanların, topluluk elemanlarının, bu küme elemanlarının belli bir mekanda bir araya gelip kendi aralarında bir müzakere yapması gerekmektedir. Mekan dediğimiz zaman aklımıza tabii çok çarpıcı iki imge geliyor. Bunlardan bir tanesi Yunan Agorası, antik Yunan Agorası, diğeri Roma Forum. Bugünkü dünyada bir agoraya, spesifik bir agoraya veya bir forma gerek yok. Bugünkü dünya belki teknoloji, modernleşmenin en önemli araçlarından birisi olan iletişimin, haberleşmenin ortaya çıkması ve gelişmesiyle birlikte, telefon, telgraf tabii buna dahildir. Her iletişim bir müzakereyi, her iletişim bir mekanı meydana getirir. Yani mektuplaşma aslında zımni bir dolaylı, muhayyel bile olsa bir mekanın oluşması anlamına gelmektedir. Ben de dolayısıyla burada diğer demokrasi modelleri arasında bir tercihte bulunuyor ve müzakereci, yani deliberative demokrasiyi diğer iki demokrasi türlerinin önüne geçiriyor. Diğer iki demokrasi, liberal bireyci demokrasi ve cemaatçi veya toplulukçu komüniterin demokrasi. Niye müzakereci demokrasiyi seçiyorum? Bu bir kere bir entelektüel tercih olabileceği gibi demokrasinin az önce yaptığım tanımına da diğerlerinden daha yakın duran, daha uygun bir örnek teşkil ediyor. Freelon
bu üç demokrasiyi karakteristiklerine göre bir sınıflandırmaya tabi tutuyor. Liberal bireyci model, monoloğa, kişisel düşünce, karar ve muhakemeye, kişisel tanıma, kişisel kabul ve kişisel önceliklere dayalıdır. Yani atomistik liberalizmin özünü meydana getiren unsurlar da zaten budur. Toplulukçu, cemaatçi modelin öncelikleri biraz daha farklı. İdeolojik ayrışmalara, toplumsal hareketlenmeye, topluluğun ortak diline, benimsenen ideolojinin iç sorgulamalarına yöneliktir bu demokrasinin özellikleri de. Ama bir topluluk kararının oluşması, topluluk hakim kararının ortaya çıkması, egemen kararının ortaya çıkması bu demokrasinin en önemli özelliklerini meydana getirir. Buna mukabil müzakereci yöntemde ussal, rasyonel ve kritik önerme, toplumsal sorun odaklı olma, eşitlik, tartışılan konuya dönük toplumsal duyarlılık, hatta ön duyarlılık, bir toplumsal konunun bir toplumsal sorun olarak önceden zikredilmesi, ideolojiler arasında sorgulama, kabul edilen ideolojinin dışa doğru sorgulanması, diğerinde içe doğru sorgulamaya mukabil dışa doğru sorgulanması, ideolojiler arasındaki etkileşimin, iletişimin, ilişkilerin